Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd. Bakara suresi 255. ayet. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. La te'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil erd. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحَيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. الله شُنْدِي ذَاتْكِ اُنْدَنْ بَشْكَ هِيچ كَنْدِكْ Hak mabut yoktur. El-Hayyu türiktür. El-Kayyumu kayyumdur. Onu uyku süreçlik ve uyku hem almaydı. Asmanlardaki bütün nesneler ve yerdeki bütün nesneler onukidir. Allah'ın huzuru da Allah'ın iznisiz şefaat kıladigan kim bu? Yani kim şefaat kıla aladı? Allah Teala ularının aldıdaki ve arkasındaki nerselerini biledi. Ular Allah Teala özü hahlegen nerseden başka Allah'ın ilmiden birer nerseni ihata kılışelmiydi. Allah'ın kürsisi asmanlar ve yerden hem keng buldu. Asmanlar ve yerlerini saklaşlik, muhafaza kılışlik Allah ki ağır kemiydi. Ve o büyüktür, uluğdur. Süyüte et yaptılar ki Allahu la ilahe ey la ma'bude bi haqqin fil vücudi. Allah şunu diye zor ki hiç kendik ilah yoktur. Yani vücutta hak buge ma'bud yoktur. İlla hu fakat yine o babdur. El-Hayyu türiktür, el-Daimu el-Beqa. Yani kalışlığı daimi bugün. Daim mevcut bugün zattır. El-Kayyumu. Kayyum el-Mubaliğu fil-Qiyam. Kıyamda, türüşlükte mübalağa kılışı. En mükemmel, en mübalağalı keyfiyette kayyum buluşu diyene. Bi-tedbiri halkihi, mahluklarını tedbir kılıp. La ta'khuzuhu sinatun nu'asun. Allah Teala'nı uyku süreçlik almaydı. Sinatun nu'asun ikalasem uyku süremak diyene. Ve lennavum uyku hem almaydı. Lehu ma fis semavati ve ma fil arum. Allah gergine hastır asmanlardaki bütün nesiler ve yerdeki bütün nesiler. Mülken ve halkan ve abiden. Yani mülk itibarıdan. Hemmesi Allah'ın mülküdür. Ve halk itibarıdan hammasi Allohning mahluqidir va qulligi e'tiboridan hammasi Allohning qullaridir. Man zallazi kim ekan u? Ay la ahadun, ya'ni birortasi qila olmaydi, yashfa'u indahu Allohning huzurida shafaat qila olmaydi. Illa bi iznihi lahu fiha. Lekin shu shafaat to'g'risida unga Alloh taolo izn bersa, shu izn bilan shafaat qiladi xolos. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ اَيَ الْخَلْقِ Mahluklarının aldılardaki nesleni biledi. وَمَا خَلْفَهُمْ Ularının arkasındaki nesleni biledi. اَيْ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ Yani dünya ve ahiretinin işlerden buyan. Aldılardaki de dünya, arkalardaki ise ahiret. Ya ki tiskerisi. Aldılardaki ahiret, arkalardaki dünya. وَلَا يُحَيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ Ular mahluklar Alloh taolaning ilmidan biror narsani xato qilisha olmaydi.
Ay la ya'lamuna şey'en min ma'lumatihi. Yani Allah Teala'nın ma'lumatlarından birer nesene bilmeydiler. İlla bima şa'. Lekin Allah ahlagen nesse müstesna. En yuallimahu bihi minha bi ihbari rusul. Allah Teala uzu ahlagen nesselerden bir artasını rasullerinin haber verişliği bilen mahluklarına bildirişliği mümkün. Yani Allah Teala bildirse mahluklar biledi. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَى Allah Teala'nın kürsüsü asmanla ve yerine keng buldu, yerlerden hem keng buldu. قِيلَ أَحَاتَ عِلْمُهُ بِهِمَا قِيلَ أَحَاتَ عِلْمُهُ بِهِمَا Bazı tefsirlerde etilindi ki, bazı müfessirler tarafından ilmi asmanla ve yerlerini hata kıldı. Uradı diyene. وَقِيلَ الْكُرْسِيُّ نَفْسُهُ مُشْتَمِنٌ عَلَيْهَ لِعَظَمَتِهِ Yani bazı kavullarda etkilendi ki, kürsüyünü uzu nihayete kette bu geldiği için yer asmanlarını uzun içi alıcıdır. لِحَدِيثٍ مَسْ سَمَوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ اِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ اُلْقِيَتْ فِي الْتُرْسِينَ Yani hadiste geldi ki, yedi asmanlar kürsüyünün mukabilinde hiç nesebez. Fakat yine kette bir kalkan, cenglerde işletilediyen, o kılıçlardan uzun himaya kılıçları için işletilediyen nesebez. O şey kalkanın içine taşlengen, yedide dirhemler göğsüydü halas bu asmanlar. Kürsüyü onlardan şu derecede kette. وَلَا يَعُدُهُ يُسْقِلُهُ فَكِ يَسْقُلُهُ Allah ki ağır kemiydi. حِفْزُهُمَا Asmanlar ve yerleri muhafaza kılıçdik. اَيْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Asmanlar ve yerlerini. Zemir asman ve yer yekitiyip. هُمَا diyen tesniye zemir. وَهُوَ الْعَلِيُّ فَوْقَ خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ Allah Teala alidur. Yani büyüktür. Mahluklarının tepesindedir. Kahır bilen. Yani kahır kılıçlığı bilen. الْعَظِيمُ الْكَبِيرُ وَعَظِيمُدُرْ Uluğdur, kattadır. Yani Allah Teala'nın Ali degen sıfatı büyük degeni فَوْقَ خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ Allah Teala mahluklarının üstüdedir deyiladi. Doğrusu şu endi bilqahri desiz qahr qilishlik bilan. Ya'ni ularga qodir bo'lishlik bilan deb taxsis bo'lib qoladi. Agar suyuti taxsis ma'nosida aytgan bo'lsa xato qilyapti. Lekin bir shahlardan bir shah degan ma'noda aytib turgan bo'lsa unda bo'laveradi. Agar taxsis bo'lsa nima kelib chiqadi? Alloh taolo mahluqlarining ustidadir, tepasidadir. Ya'ni ularga g'oliblik e'tiboridan. Lekin zoti esa yuksakdamas degan gap kelib chiqadi. Zotiy oliyligini inkor qilishlik kelib chiqadi. Agar Alloh taolaning zotiy oliyligini kim inkor qilsa, albatta bu kufrdir. Ta'vil masalasi. Ya'ni bunday ta'villarda ehtiyot bo'lishlik kerak albatta. Suyuti agarchi ehtiyotkorlik qilgan va bu o'tgan ulamolar ehtiyotkorlik qilgan, lekin mana bizning zamonimizda ba'zilar mutlaqo noto'g'ri tushunyapti. Allohning sifatlarini inkor qilishlik yorib boryapti. Hech islomga yarashmagan aqidalar kelib chiqyapti. Shuning uchun agarchi suyuti ahli sunnaga xilof bo'lmaydigan shaklda aytgan bo'lsa ham, masalan taxsis qilmasdan bir tamsili yoki bir izohiy tafsir qilib aytgan bo'lishi mumkin-ku, lekin boshqalarga yomon ta'sir qilganligi uchun ehtiyot bo'lishlik kerak va ogohlantirishlik kerak. Mana bu oyat shu kursiy kalimasi zikr qilinganligi uchun ayatul kursiy deb mashhur bo'lgan. Kursiy oyati deb. Kursiy zikr qilingan oyat. Bu oyatning fazilati to'g'risida juda ko'p hadislar vorid bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Qur'ondagi eng afzal oyat mana shu oyatul kursiydir. Kursiy oyatidir. Kursiyni bilasizlar, lug'atdagi kursiy ruschadagi stul, o'tiradigan o'rindiq, ya'ni o'tiradigan narsa kursiy deyiladi. Lug'atdagi kursiy shu. Lekin Allohning kursiysi qanday, uni kayfiyatini bilmaymiz. İman gildiramiz, kayfiyatdan bahs qilmaymiz. Qur'ondagi bütün oyatlarning eng afzali, eng fazilatlisi, eng sayyidi oyatul kursiydir. Bu hadisdan ma'lum bo'lyaptiki, ba'zi oyatlar ba'zi oyatlardan fazilatli ekan. Endi oyatul kursiy boshqa oyatlardan afzal degani, boshqa oyatlar noqis degani emas. Boshqa oyatlar kamchiliklik degani emas, haqoratli degani emas. Kimiki bunday desa kofir bo'ladi. Bütün oyatlar fazilatli. Chunki hammasi Allohning kalomi. Lekin ba'zilari ba'zilardan afzal. Masalan, Fiqhul Akbarda o'qidilaringiz,
Ayatel Kürsi, etedeki Tebbet suresinden afzal. Demek ki, çünkü Tebbet suresi de bitti fazilet var. Yani Allah'ın kelamı ekenliği. Zikir fazilet var. Mezkürde ise fazilet yok. Tebbet suresi de zikir kılınıp durduğundaysa Ebu Leheb ve onun hatını. Ular kafirdir. Ular da karalep melamet kılıp zikir kılıyıp Allah Ta'ala. Lekin Ayetel Kürsi'de iki de fazilet var. Biri zikir fazileti, Allah'ın kelamı ekenliği. İkincisi mezkürünün fazileti. Zikir kılınken nesanın fazileti. Ayetel Kürsi'nin hazırı ki bana tercümesinden, Suyuti'nin tefsirden gördünüz ki, yani hemen Allah'ın sıfatları doğrusuna. Demek bütün ayetler Allah'ın kelamı duyganı için hemen efzel. Lekin bazılarda bitti fazilet var, bazılarda ikide fazilet var. Yani umumi kılıp etken de. Lekin elbette bazı ayetlerinin cüde köp faziletleri var, onu Allah talabiladı. Biz umumi kılıp, kıskaça kılıp etkenimizde, hulasa şu. Peygamberlerini fazilet doğrusu da bahsli gende ettik. İhtiyat buruşluk gerek. Bütün peygamberlerine hürmet görsetken halette, onların derecelerini, faziletlerini zikir kısa bulurdu. Bu yan şimdi mesele. Bütün ayetlerini yaş görgen halette, hürmet ve muhabbet görsetken halette, faziletini bayansız bulurdu. Ama Allah saklasın, eğer bir artı ayetine hakaret kıladigen bu siz, kemsle digen bu siz, küfür geçip kalasın. Hadislerinde keledi ki, kimi ki ayetler kürsünü okuyduğun bu ise, Allah Ta'ala onu muhafaza kıladı. Şeytanlar ve bütün zararlardan saklıydı. Ebu Hureyre'nin hadisi meşhur. Zekat toplan geldi. Mesela köpüle hurma toplan geldi. Zekat. Şimdi o zekat, yani İslam yolunda terkatilişlik gerek. Terkatilişlikten aldığın toplan yerde türüptü. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Hureyre'ni sahçı kılıp koydular. Sahçı kılıp türseler yarım keçede bir oğru geldi. Hani hurmadan alıp oğurlap gitmekçiydi. Ebu Hureyre üşe vardı. Üşe vardı gelindi. Ben kembeğalmem, balaçakalarım aç. Mecbur bu geldiğim için kildim. Koy var, kaytif gelmeyeyim ben dedi. Ebu Hureyre'nin rahmi kildi, koy vardı. Ertemden Bamdat'a borgende Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki Ebu Hureyre, nime buldu esirin? Keçesi nime vakıya buldu dedi. Peygamberimiz ki Allah Ta'ala bildirdi bunu. Ki Ebu Hureyre biraz hicaret buldu. Dedi ki ya Resulullah, işte oğurla yatırıyordu, işe vardım, katlı gelindi ve kaytif gelmeyeyim ben de vada veriyordu. Şunun için koy vardım dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki, yalan yapılır, bu yine keler dediler. Ebu Hureyre dedi ki, bu keçesi anık işengen halette küttü müdü. Çünkü Peygamberimiz keler dedi, şimdi o keler elbette. Yine hem muhlegen vakitte keldi o. Ebu Hureyre karab paylayıp duruptu. Oğlu kılıp durdu, yine bir şey aldı. Hani oğlu yine yalındı. Kayıt kemiyim ben. Mecbur bu yani gibi çünkü keldim. Ebu Hureyre dedi ki, Peygamberimizi alıp baramen seni diyet. Katlı yanın yanındakin Ebu Hureyre yine rahmet geldi, kuyu vardı. Bamdat'a vardılar. Bamdat'a okuyu yanındakin Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki, ey Ebu Hureyre, keçesi esirin nime kıldı, nime buldu, nime geldi dediler. Ebu Hureyre dedi, ya Resulullah, keldi, üşe aldım bunu. Katlı yanındı, iltimas kıldı. Kayıt kemiyim ben de söz verdi, şunun için kuyu vardım dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki, yalan yapırıp, bu yine keler dediler. Ebu Hureyre yine paylaştı, yine açığı geliyordu. Yani bugün koyu var mıyım ben yani diyordu. Peygamberimiz aldı, yine hicaret geliyordu. Yarın geçede yine geldi, yine üşe aldı. Yine yalındı. Ebu Hureyre dedi ki, yine koyu var mıyım ben dedi. Üç günden beri minarda yapsan dedi. Kemiyim ben de yapsan, yine keli yapsan dedi. Dedi ki, yani ki eğer koyu var sen, sen gel bir ilim ürgetemem dedi. Ebu Hureyre hayran kaldı. Oğru ilim ürgetedi mi? Ne meyken o? Ayetçi, sahabelerden ilimge kızıkkardı yine karayın. Oğru ilim ürgetemense ayet de yaptı. Sen kimsen sendime yaptı. Ki şunda bu oğru etti ki eğer seni yaşıdan aldın ayetel kürsünü okusun Allah tarafından bir ferişte seni vekil kılınladı. Ve hiç kendi şeytan hiç kendi nefse seni zarar verilmeydi dedi. İrtebilen geçe. Ve kayıt kimiyim ben dedi. Ebu Hureyre koyu vardı onu. Peygamberimiz Aleyhisselam Bamdat'ta yine söylediler. Ey Ebu Hureyre esirin nime dedi, nime kıldı dedi. Ebu Hureyre bugün vakıını aytıp verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki, doğru aytıp dediler. Hakikaten hem kimi ki ayetel kürsünü okusa, Allah tarafından bir ferişte vekil kılınadı ve hiç kendi şeytan, hiç kendi zarar, onge tasir kılmaydı dediler. Doğru aytıp ama ozu kezzabı dediler.
Keltiler ki Ebu Hurayra, bilesen mi üç günden beri kimle gaplaşıyorsan? Yok dedi. Aytdılar ki şeytan idi. Üç günden beri Ebu Hurayra şeytan bilen gaplaşıyordu. Şeytan da üşe valiyattırıyordu. Ben Ebu Hurayra'daki sahabelerinin kerametine malum buluyordu. Yani şeytan da üşe valiyattı. Yani şeytan da belki oğulla yaptı. Elbette şeytan ce unçeliği muhtacın bu yani yok. Bari bağlardan yesin, tağlardan yesin. Demek ki zekattan kelim oğulla yaptı, berekesini kaçıramandı. Berekes kaçsın diye maksatta geliyordu, oğulluk geliyordu. Ve bu hadis, bana şeytan tarafından ayetilindi ve Resulullah bunu tahkik kıldırdı. Tuğra etti, ozu kezzab dedi. Hani şeytanların ozu itiraf kıyanlarsa. Şeytanlar ozu itiraf kıyanlarsa ki, kim iki ayetel kürsünü okusa, onge şeytan zarar verilmeydi diye. Kaysi bir üyde ayetel kürsü okursa, şeytan kaçıp yeterdi bir yerden. Şermende bugün, har bugün halette. Hani ayetel kürsü kançeli bir faziletli bir ayettir. Her kendi halette okuşluk. Köpünce mesela yatken halette okuşluk. Ya ki irtablan okuşluk. Ya ki çası okuşluk. Ya ki şimdi bir hatalli haletlerde okuşluk. Allah Teala sizi saklaydı. Şu ayetel kürsünün bereketinden. Şimdi bu bereketler, bu faziletler bekerden beker gelmez. Ayetel kürsünün hayatta büyük manaları var elbette. Ulanı bilişlik yem hareket kılıçlik gerek. Bu faziletler şunun için buluyordu. Ayetel kürsünün içinde mükemmel bir akide, mükemmel bir itikad var. Mükemmel bir tevhid var. Allah'ın marifeti var. Mahlukların acizliği ve Allah'a muhtaçlığı var. Şunun için bu ayet nihayette faziletlidir. Ve yine her namazdan keyin, her farz namazdan keyin okşulik doğrusdayan hadisler var. Yani her farz namazdan keyin, sünnetten keyinmez. Hadisteki yanı şu ki, farz namazdan keyin ayetel kürsünün okşulik sünnettir. Yani müstehabdır. Peygamberimiz aleyhisselam etediler. Kimi ki beş vakit namazdan keyin ayetel kürsünü okusa, o bilen cennetin ortasında fakat yine ölüm var halas. Öldüğünde doğrudan doğru cennete ekilip git orası. Karen ayetel kürsünün faziletini, günüge beş vakit okusayız, yani günüge beş vakit, yani namazlarda arkasından, farzdan keyin okusayız, şünçelikette fazileti var. Bu ne için? Etiyat türgenimizdek, nihayet mükemmel bir tevhid var bir yerde. Demek ki bunun manasını hemen bilişlik gereken. Avalı ahli ilim örgensin ve avamlarına örgetsin. Bilsinler. Ayetel kürsini okuyup durduğun adam bunun manalarını bilgen halette okusun. Şimdi akidesi yem mükemmel buladı, taza buladı, tınık buladı, ameli yem mükemmel buladı, tınık buladı. Şunun için doğrudan doğru cennete girip getirdi. Lekin akidesi de şirk bulsa, oza hemen günahladıksa, hayat-ı İslam'ya hılap bulsa, beş vakit namazdan ki ayetel kürsini bilmek demez, üç metre okusaya bu cennete doğru girer miydi? Bu hadislerinin zahri ve bir muradı var. Bu hadisler indi aslen evvela sahabeler getirilgen, sahabeler Arap idi, köpçülüge, Arapçanı bilişerdi, Arap bulma geniyem. Şunun için ayetel kürsünü okuyken de manasını çünerdi, tefsirlerini bilişerdi. Bizden şunu diye buluşluğumuz gerek. Lekin bu fazilet ayetel kürsünü vacifliğini göstermeydi. Kimi ki namazdan ki ayetel kürsünü okusuyu vacif dese günahkar bulardı, bidiyet bulardı. Davomiy holatda o'qsin, mustahab deb o'qsin. Vojib demasin, sunnati muakkada demasin, o'qimaganlarni majbur qilmasin va infirodiy har kim o'ziga o'zi o'qiydi. Bir kishi o'qib qolganlar uyqusirab o'tirmaydi. Joiz emas u. Va hadisdagi yana farzdan keyin o'qiladi. Ba'zan biror zarurat chiqib, bir uzr bo'lib yoki ba'zi ixtilofli yerlarga, ilmsiz insonlarga borib qoldingiz, ular farzdan keyin emas, sunnatdan keyin o'qir ekan. Ular bilan janjallashib, yoqasidan ushab, chochidan ushab tortishib yurmang. O'z hollariga qo'ying. Ilm o'qisa, sekin-sekin o'zlari tuzalib ketishadi. Bular tortishadigan masalalar emas bular. Ayatal kursini o'qisa yaxshi, shunday fazilatlar bor, o'qimasa ham zarari yo'q. Ifrot tafritga ketmaslik kerak. To'g'ri yo'lda, o'rta yo'lda ketishlik kerak. Ba'zi kishilar, mana hozir ba'zi yoshlarimiz odamlarni qilgan butun ishini bidiyat deb o'ylaydi. Farzdan keyin salom berdimi namoz bitdi deb turib ketaveradi. Hech qanday zikr qilmaydi, hech qanday bunday fazilatli hadislarga amal qilmaydi. Lekin bu to'g'ri emas. Ibn Taymiya rahimahulloh. Mana ko'pchilik yoshlar Ibn Taymiyani hujjat qilishadi. Ibn Taymiya albatta katta olim. Lekin uni bir taraflama hujjat qilmaslik kerak.
hayatını mükemmel örgenilsin ve mükemmel halette amel kılınsın. İbn-i Teymiye dedi ki, min hayatım boyunca bir arta namazdan kiyin ayetel kürsünü terkimedim deydi. Daim farz namazdan ki elbette ayetel kürsünü okudum deydi. Mukimlik haletteyim, sefer haletteyim deydi. Sefer haletledeyim elbette okurdum deydiler. Halin? Çünkü hadiste etin yaptı ki, kimi ki beş vakit namazdan kiyin ayetel kürsünü okusa, umbulan cennette ortasında ölüm var halas deydi. Bu kette fazilet, bu cüde kette beşaret. Ülgenizden ki doğru cennete kirk etez. Ve ondan başka köpküne hadisler var. Ayetel kürsünün faziletine daralet kıladı. Ayetkenimizden ayetel kürsü bünçeli faziletli, çünkü manası nihayette büyüktür. Kurtubi zikir kıladı ki tefsiride. Ayetel kürsüde 50 kelime var. Her bitti kelimede 50 bereket var. Bunların en azı, köpünü Allah biledi. 50 kelime var ayetel kürsüde ve her bitti kelimesinde 50 bereket, 50 hikmet, 50 yaşlı güzellik var. Ve yine Kurtubi etediler ki, ayetel kürsüde 18 yerde Allah ismi zikir kılıngan. 18 yerde. Bazı yerlerde zahiri bulup, bazı yerlerde izmari bulup. Bazen zahiren kiledi, bazen zemir bulup kiledi. İkilesini yem kuşkenizden ki 18 yerde kiliyordu. Yani bitti ayette 18 metre kiliyordu. Kendi bana tefsir ukendik. Allahu, Allah deyip başlandı bana. Ayet-el Kürsi'nin yine bitti faziletli taraf şu ki, hadislerde kiledi, şimdi bir isim var ki, ismi Azam deyiledi, en ulu isim. O zikir kılıngan dua elbette kabul buladı. Şu ismi Azam, bazı hadislerde etinledi ki, Ayet-el Kürsi'de bağırdı. Ve Ali İmran suresinin başındaki gendip. Ve başka hadislerim var. Lekin Ayet-el Kürsi'ye tekiştiyse bana şu. Demek Ayet-el Kürsi'de ismi Azam'ın var. O Allah kelimesidir. 18 metre kiliyaptı kari. Ayetel kürsüden ki bana dualar kabul buluyaptı. Allah şimdi zat ki ondan başka hiç kendi hak mabut yoktur. Bana tevhid bayan kılınıyaptı. Allah tanıştırılıyaptı. Allah'tan başka ilahlarının hemesi batıl. Allah'tan başka hudaların hemesi batıl. O batıl hudalar ha insan busun, ha insandan başka nesil busun. Ha tırık busun, ha ölük busun. Ha maddi nesiler busun, ha manevi nesiler busun. Ha salihler busun, ha zalimler busun. Ha Müslümanlar busun, ha kafirler busun. Ha peygamberler busun, ha farişteler. Evliyalar busun, ya ki padişahlar busun. Bunlarda hiç kesiniz ilah kılınmıyordu. Bir artesi ki ibadet kılınmıyordu. İbadetinin hemen fakat yine Allah için buluşluk gerek. Ayet şun diye başlanıyordu. Allah şun diye zat ki ondan başka hiç kendi hak mabut yoktur. El-Hayyu, Allah-u Teala haydur, tiriktir. Bana tirik degen söz, lügatta müşterek. Allah-u Teala'nın hay degen, tirik degen sıfatı var. Bana insanlar ve canzat, tirik neselerden şu sıfat var. Lekin Allah'ın tiriklik sıfatı, mahluklarının, insanların tiriklik sıfatı yokşamaydı. Kimi ki uhşetse, teşbih kısa kafir buladı, müşrik buladı. Allah'ın tirikliği özüge has, insanların tirikliği ise özüge hastır. Bana insanların tirikliğini karin, yoklikten bar buladı, yenge tuğuladı. Peki Allah Teala onu demez. Allah Teala da yoklik bu megen. Allah Teala daim ezelden bar buygen zat, mevcut buygen zat. Ve tirik buygen zat. İnsanlar tuğulgen de, tirik buladı, lekin nihayette aciz buladı. Peki Allah'ın deymez. İnsanlar asla hakette bu gençleri kuvvetli tirik gelenedi. Ki ilim örgenedi, kesb-i hunar örgenedi, mükemmel bir tirik gelenedi. Allah tükün deymez. Allah'ın ki azelden bar bu gençler ve azelden mükemmel bu gençlerdir. Zerre kadar tekmilge, tolduruşlikke ihtiyacı bulmayan en berkemal tiriklik sıfatıdır. İnsanlar, bana 30 denkin ya ki 40 denkin, ularda tirikliği inhirazge uçuruyordu. Kareyi başlıyordu, keserliği köpeyordu, acizliği köpeyordu, zayıflaşıp boradı. Allah Teala'nın tirikliği ündeyemez, özger miydi, kemey miydi? Ve insan, bir gün karabiski acele gelip, sizi çizden acele alıp, ahiretke sefer kıladı, öyledi. Allah Teala'da ünde yap yok.
Allah Teala ölmedi. Ebediyen tirik bo'lib qoladigan zotdir. Demek İbrahim Aleyhisselam'a yardım bergan, qutqargan zot hali ham tirik. Siz İbrahim Aleyhisselam'da bo'lsangiz, siz ham İbrahim Aleyhisselam'da himoya qiladi Allah Teala. Al-Qayyum. Qayyum degani qoimun kalimasining mubolag'asidir. Turuvchi degan kalimaning mubolag'asi. Eng mukammal sifatda turuvchi degani. Qayyumning ikkita ma'nosi bor. Qoimun bi nafsihi, muqimun li g'ayrihi. O'zining zotida qoim bo'lgan va boshqalarni qoim qiluvchi degani. O'zini zotida qoim nima degani? Hech kimga muhtoj emas. Alloh taolo tirik, lekin hech kimga muhtoj emas. Masalan biz tirikmiz, ama Allohga muhtojmiz. Va Alloh taolani yaratgan mahluqlariga, atrofimizdagi mahluqlarga mana yemoq, ichmoq shu narsalarga muhtojmiz. Insoniy bir ehtiyoj. Mana kiyim-kechaklarga va joy panalarga muhtojmiz. Lekin Alloh taolo o'zini zotida qoyim bo'lgan zot hech narsaga muhtoj emas. Hech narsaga ehtiyoji yo'q. Muqimun li g'ayrihi boshqalarni turg'izuvchi degani esa butun mahluqotlarni Alloh taolo tutib turibdi. Butun mahluqotlarni o'zi boshqarib turibdi. Butun mahluqotlarni Alloh turg'izib turibdi. Masalan, siz bir narsani tikka qilasiz. O'zi yiqilib tushadigan narsani tikka qilasiz, avaylab. Bir odam tegib kelsa, u yiqilib tushadi. Shuni tikka turishlik uchun siz shuni parvarish qilib turishligingiz kerak, qarab turishligingiz kerak. Hech kim yiqib yubormasin deb. Va o'zi ham yiqilib ketmasin deb. Alloh taolo ham butun mahluqlarni shunday turg'izib turadi. Agar Alloh taolo ularni parvarish qilmasa, ularni tarbiya qilmasa, yiqiladi hammasi. Bir lahza tark qilib qo'yadigan bo'lsa, hammasi yiqiladi. Hammasi halok bo'ladi. Bir lahza shu bir ko'zni ochib yumgunga qadar, bir yumib ochgunga qadar agar Alloh taolo yuz o'girsa yer osmonlardan, shu zoti hammasi buzilib chashilib ketadi. La ta'khuzuhu sinatun va la nawm. Sinatun uyqusirashlik. Uyqusirashlik va uyqu Allohni olmaydi, tutmaydi. Ya'ni Alloh taolaga uyqusirashlik kelmaydi, uxlashlik kelmaydi. Uyqusirashlik va uxlashlik mahluqlarning sifati. Qarang. Mana bu tauhidni ko'ring. Alloh shunday bir buyuk zotdir. Mana insonlar uyqusirayaptimi? Mahluqda ojiz da shuning uchun uyqusirayapti. Va uxlashayaptimi? Ojiz. Qarang, insonni uxlashligi Allohning qudratiga dalolat qiladi. İnsonning uyqusirashligi Allohning qudratiga dalolat qiladi. Alloh nihoyatda buyuk zot. Hech qachon uyqusiramadi, uxlamadi va hech qachon uyqusiramaydi, uxlamaydi. Mumkin emas. Chunki bular ojizlik sifatidir. Dunyodagi eng mutakabbir, eng zo'ravon podsholarni ko'ring, hammasi baribir uxlaydi, uyqusiradi. Uyqusiraydi va uxlab qolishadi hammasi. Shu ojizligini ko'rsatyapti. Qarang, uxlagandan keyin qatib taxtadek bo'lib qolyapti. Uyg'otsizdan zo'rg'a turadigan darajada. Mana ular hamma narsaga qodir bo'lsa, uxlashlik bir g'aflatdir. Uxlayapsiz, atrofingizdagi odamlar nima qilyapti, nima deyapti, hech narsadan xabaringiz bo'lmaydi. Aytsa ham eshitgisi kelmaydi. Meni bezovta qilmanglar deysiz. Uxlayap turgan vaqtimda hech kim meni tinchimni buzmasin deysiz. Qarang. Demak, hammasi mahluq, hammasi ojizdir. Insonlar qanday qilib payg'ambarlarni xudo qilib olishadi? Payg'ambarlar hammasi uyqusiraydi, uxlaydi-ku. Ular ham ojiz ekan. Avliyolar hammasi uxlaydi, lekin Alloh taolo uxlamaydi. Qanday qilib uxlaydigan kishilarni siz uxlamaydigan zotga teng qilasiz? Uyqusirashlik, uyqusirashdi bilasizlar. Uxlamadi, lekin zaiflashib qoldi, bo'shashib qoldi. O'ziga hokim bo'la olmayapti. Shuncha o'zini tutishga harakat qilyapti, bo'lmayapti. To'g'rimi? Hech bo'lmayapti. Bir uyqusirash keldimi? Qancha harakat qilasiz bo'lmaydi. Uyalasiz o'zingizcha. Ammo baribir kelaveradi baribir. Ojizligingizni ko'rsatyapti Alloh taolo. Ojizsizda, zaifsizda, Allohga muhtojsiz. Allohning buyukligini taning shunda. Tavhidni esling. Alloh taolo tavhidni ko'rsatyapti sizga. Demak, Alloh taolo o'zgarmaydigan, zaiflashmaydigan, ojizlashmaydigan, bo'shashmaydigan zotdir.
doim har narsaga qodirdir. Tafsir kitoblarida ba'zi rivoyatlar keladi. Masalan, Oyatul Kursiyning fazilati to'g'risida ham ba'zi nihoyatda zaif va mavzu hadislar bor, ulardan ham ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi isroilning rivoyatlari bor. Biz tanib turib rad qilishlik uchun aytamiz. Yahud nasoylardan kelgan rivoyat shuki, go'yanki Muso alayhissalom bir kuni o'ylanib turib, Alloh taolay muxlarmikin deb o'ylabdi ekanmish. Yoki bo'lmasam Jibrildan so'rabdi, Alloh ham uxlaydimi, biz uxlayapmiz-ku. Debdi, keyin Jibril aytibdi, Allohdan qo'rq ey Muso, nima deyapsan? Keyin Alloh taolo Jibrilga aytibdiki, 3 kun uxlatmagin Musoni. 3 kun uxlamagandan keyin qo'liga 2 ta shisha beringlar. 2 ta qadah beringlar, shishadan bo'lgan idish. Va shuni ushlagan holatda tikka tursin. Musa 3 kun uxlamaganligi uchun qattiq uyqu kelyapti, o'zini tuta olmayapti. O'zini tutaman deya farishtalar uyg'otib qo'yapti, baridir. Oxiri uyqusirab yerga tizzasi bilan tushibdi, tiz o'kib qopdi ekan. Shundan keyin qo'lidagi shishalar yerga tushib ketib, yo bir-biriga tegib sinib ketibdi ekan. Shunda Alloh taolo aytdiki, "Ko'rdingmi? Mana shu senga bir zarbul masal, misol. Agar men uxlaydigan bo'lsam, men qoyyumman. Yer osmonlarni men ushlab turibman. Men uxlab qolsam, hammasi buzilib ketadi." debdi ekan. Bu yolg'on qissalar bular, botil qissalar. Muso alayhissalomning buyuk payg'ambarga tuhmat. Bizda qarang, islom dinida oddiy bir ummat. Mana sizni bizga o'xshagan bir gunohkor, ilmi oz bo'lgan insonlar, Allohni uxlamasligini bilsak, Allohni uyqusiramasligini bilsak, nahotki Muso buni bilmasa. Tuhmat bu. Boshqa rivoyatlarda keladiki, Bani Isroildan ba'zi insonlar Musodan so'rashdi. Ey Muso, Alloh taolo uxlaydimi deganda Muso alayhissalomda g'azabi keldi. Aytdi, "Demanglar, nima deganlaringiz bu? Juda qattiq hurmatsizlik qildingiz, kufr bu." deganlarda keyin Alloh taolo aytdiki, "Ey Muso, o'sha savol qilganlarni chaqir, uxlatma, qo'liga shisha ber va ularga Allohni tanishtir." Bani Isroilga shunday dars berdi deydi. Bir johil Bani Isroilga nisbat berilsa bo'lishi mumkin bu. Lekin baribir Bani Isroildan kelgan, Yahud nasoylardan kelgan qissalardir. Biz ishonmaymiz, ammo o'sha aytganimizdek bir johil Muso alayhissalomdan so'ragan bo'lsa, Muso rad qilgan bo'lsa, to'g'ri bo'lishining ehtimoli bor. Lekin shu narsa aniqki, haqiqatdan ham agar Alloh taolo zarra qadar uxlasa, butun koinot buzilib ketadi. Butun koinot. Butun koinotni Alloh taolo boshqarib turibdi, Qayyum. Qaray, sifatlar yonma-yon qanday bir-biriga bog'lanib kelyapti. Demak, biz o'ylamaylikki, Alloh taolo bizni holatimizdan g'ofil. Bizni holatimizni ko'rmayapti, bilmayapti deb o'ylamang. Sizni bir lahza o'z holatingizga tashab qo'ysa, xor bo'lasiz, rasvo bo'lasiz. Qattiq rasvo bo'lasiz. Alloh taolo sizni boshqarib turibdiki, shunday holatda, yaxshi holatda turibsiz. Butun dunyoni Alloh taolo boshqarib turibdi, butun koinot, butun mavjudotni Alloh boshqarib turibdi. Bir lahzani mingdan bir miqdorchalik ularni tark qilgani yo'q. Shunday bo'lgandan keyin endi bu koinotni yoki koinotning ba'zisini payg'ambarlar boshqarishiga, farishtalar boshqarishiga yoki podsholar, Amerika va hukumatlar boshqarishiga zarra qadar ehtiyoj yo'q. Qilolmaydi ham, bundan keyin ham bo'lmaydi. Hamma ishni Alloh qilyapti. Lahu ma fis samawati va ma fil arum. Osmonlardagi narsalarning hammasi Allohnikidir, Allohga maxsusdir. Va yerdagi narsalarning hammasi Allohnikidir. Qarang, butun mulk Allohnikidir. Butun koinot Allohnikidir. Hammasi Allohning qulidir. Yer va osmonlarda va butun koinotda Allohdan boshqasining mulki yo'q. Bizi qo'limizdagi mulklar ham Allohnikidir. O'zimiz ham Allohnikimiz. O'zimiz Allohniki bo'lgandan keyin bizi qo'limizdagi narsa qanday qilib Allohniki bo'lmaydi. Bu ham mana tavhid va Allohning buyukligini ko'rsatyapti. Qarang, har bitta kalima Allohni nihoyatda buyukligini ko'rsatyapti. Hamma narsa Allohnikidir. Hozir dunyodagi insonlar Rusdan, Amerikadan qo'rqyapti nimaga? Falon yerni bosib olibdi, falon mamlakat ham uniki ekan, falon yerga ham gap o'tar ekan deganligi uchun. Vaholanki bosib olgan yerlariga gapini o'tishligi hammasi soxta.
ko'ryapsizlar. Amerika bosib olganlar hammasi o'ziga dushman. Yevropa bilan ham do'stga o'xshaydi-yu, lekin dushman. Rusiya ham bosib olgan yerlari yoki ta'sir qilgan yerlari bilan zohiran do'stga o'xshaganlar, ichidan dushman baribir. Dabbi gapi o'tmaydi. Ha, bu Amerika Rus bosib olganlarga pul beraman desa gapi o'tadi, oramiz deyishadi. Lekin ularning manfaati bo'lmasa, qancha qiynalishyapti bechoralar. Shu soxta bir mulk, soxta bir dabdaba hukumatdan odamlar qanchalik qo'rqyapti. Endi siz tasavvur qiling, butun koinot, yer yuzining hammasi, butun sayyoralar, yulduzlar, osmonlar hammasi Allohnikidir. Allohning mulki. Nimaga qalbingizga bir qo'rquv kelmayapti? Nimaga qalbingizga bir haybat kelmayapti? Qalbingizga Allohning azamati, kattaligi kelmayapti? Bu oyatlarni o'qiganimizda qalbimiz Allohning azamati bilan to'lishligi kerak. Meni Robbim, meni yaratgan zot, meni ibodatga buyurgan, din xizmatiga buyurgan zot mana shu darajada buyukdir deyishligimiz kerak. Yer osmonlardagi narsalarning hammasi Allohniki deyishligimiz kerak. Shunchalik buyuk, shunchalik oliydir. Endi boshqa masalalar shunga taqalaveradi. Bir kichkina davlatning podshosi sizga aytsa-ki, sen menga yaqin bo'lishga harakat qil. Men senga kifoya qilaman, butun ehtiyojlaringni beraman desa odamlar nima qiladi? Hamma ishini tashlab o'sha podshoni rozi qilishlikka harakat qiladi. Qarang, bir maxluq. Lekin Alloh taolo Robbul alamin hamma narsaning egasi. Shu zot aytayaptiki, meni rozi qilinglar, menga yaqinlashishlikka harakat qilinglar, menga suyaninglar, men o'zim sizlarga kifoya qilaman deyapti. Va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kimiki Allohga tavakkul qilsa, Alloh unga yetarlidir deyapti. Ud'uni yastajib lakum, menga duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Hamma narsani beraman deyapti. Biz nimaga endi taraddud qilyapmiz? Nimaga biz bir narsaga muhtoj bo'lganimizda Allohga murojaat qilish to'g'riga, Allohga qaytish to'g'riga Allohni tark qilyapmiz? Inson bo'lganligimiz uchun hayotimizda nimagadir muhtoj bo'lamiz, ehtiyojimiz bo'ladi. Alloh taolo bizni imtihon qilyapti. Haligi muhtojlik kelganda biz yana Allohga qaytishligimiz kerak. Bizni bor qilgan, yaratgan zot Allohku. Shu holatga olib kelgan zot Allohku. Butun koinot unikiku. Yer yuzida masalan siz pul hosil qilmoqchimisiz, pullar Allohniki emasmi? Mansab hosil qilmoqchimisiz, mansab Allohniki emasmi? Hukumat, siyosat, mamlakat kerakmi sizga, podshohlik kerakmi? Hammasi Allohniki emasmi? Hammasi Allohniki bo'lsa, lahu ma fis samawati va ma fil ardi bo'lsa, nimaga Allohdan so'ramayapsiz? Qarang, aslida biz hayotimizda nimagadir muhtoj bo'lishligimiz bizni tavhidga olib boradigan bir tarbiyadir bu. Nimagadir muhtoj bo'lamiz, kichkina yoki katta narsaga, shunda darrov Robbimizga qaytamiz. Ya Robbi deymiz, qo'l ko'taramiz, yalinamiz. Sendan boshqa hech kimim yo'q, o'zing menga kifoya qil. Meni boshimga shunday bir ehtiyoj keldi. Men bu ehtiyojning sababidan seni diningni qo'yib yubormayman. Seni ibodatingni tark qilmayman. Din xizmatidan zarra qadar uzoqlashmayman. Ya Robbi, hammasi seniki. O'zing menga kifoya qilgan ehtiyojlarimni ketkizgin, deng. Qarang, darajangiz baland bo'ladi. Alloh taolo beradi sizga va o'zingizni haligi oldingi yo'lingizda istiqomat qilyapsiz. Ibodatingizga, ilmingizga, diniy xizmatlaringizga zarra qadar zarar yetmadi. Borgan sari darajangiz baland bo'ldi va maxluqlarga muhtoj bo'lishlikdan ham qutuldingiz. Agar bu muhtojligingizda Allohga qaytmasdan maxluqqa qaytganingizda edi, men Allohga qasam ichib aytamanki, qaysi maxluqqa borsiz boring, baribir sizni xorlaydi. Baribir xorlaydi. Baribir qiynaydi sizni. Baribir obro'yingiz to'kiladi. Baribir Allohga qasam ichib aytaman, undan boshqa holatni topolmaysiz, chunki Alloh sizni xorlayapti. Allohni qo'yib maxluqqa ketganligingiz uchun Alloh sizni tark qiladi. Alloh tarafidan bir jazodir bu. Biz agar osmonlardagi va yerdagi narsalarning hammasi Allohniki deb e'tiqod qilganimizdan keyin Allohdan so'raylik. Mana siz bir mamlakatga borsangiz, o'sha mamlakatda bir mansab kerak bo'lsa, u mamlakatni podshosidan boshqasidan so'raysizmi buni? So'ramaysiz-ku. Hech kim bu ishni qilmaydi-ku. Qaysi bir inson masalan aytaylikki, bir boy odam, ilmli odam, imkoniyati mashhur bo'lgan,
shuhrati ko'p bo'lgandan bir mamlakatga bordi. Mansabga ega bo'lmoqchi. Ko'chadagi odamlardan so'raydimi? Boylardan so'raydimi? O'sha mamlakatni podshosi bilan ko'rishadi. Borib aytadiki, "Meni shuncha pulim bor, shuncha obro'yim bor, shuncha imkoniyatim bor. Menga biror mansab bering" deydi. Qarang, podshosidan so'raydi. Boshqalardan so'ramaydi, so'rasa ahmoqlik bo'ladi. Endi bizga ham dunyoda va oxiratda kerak bo'ladigan narsalarda kimdan so'rashligimiz kerak? Shularning egasi bo'lgan zotdan so'rashligimiz kerak. Agar biz Allohdan so'ramasak, Allohga murojaat qilmasak, hali dunyo parastlaridan ham battar bo'lib qolamiz-ku. Dunyo parastlar o'zlarining e'tiqodidagi podsholariga mahkam e'tiqod qilyapti ular. O'sha podsholardan boshqasiga bormaydi. Biz nimaga podshoh deb e'tiqod qilgan zotga qaytmayapmiz? Undan so'ramayapmiz. Qarang, oyatul kursi insonni qanday tarbiya qilyapti? Kuniga 5 vaqt shuni o'qiyversangiz, shu aqidalar takrorlanaversa, siz hech qachon dindan, diniy yo'llardan, diniy xizmatlardan zarra qadar orqaga ketmaysiz, zarra qadar uzoqlashmaysiz. Mahkam turasiz, tog'dek turasiz. Qanday holat kelsa kelsin. Butun payg'ambarlarning hayotida bo'lgandek, butun sahobalar, butun avliyolarning hayotida bo'lgandek. Sahobalar qalin 3 kunlab hech narsa yemaydigan darajada faqir holatga kelib qolsa ham din yo'lini mahkam ushlashdi-ku. Yana Allohdan so'ravurdi-ku. Bizning zamondagi musulmonlarga hayron qolasiz. Hech qanday ehtiyoji yo'q aslida. Bu sahobalarning holatida emas. Hamma imkoniyat bor. Yiyadigan, ichadigan, kiyadigan, ishlatadigan hamma ne'mat bor. Shukr qilmaydi. Shu boriga shukr qilmaydi-da, yo'q uchun, yo'q narsani hosil qilaman deb Allohning dinini tark qilishadi. Din xizmatini tark qilishadi. Allohning yo'lini tark qilishadi. Ya'ni biz zamonda tark qiladi deyapmiz, chunki boshqa yo'llarga kiradigan bo'lsangiz, aniq u dinsizlik, fisku fasod, gunoh, isyon, ma'siyat shu yo'llarda tarjih qilishadi. Nima sen ochingdan o'layapti turdingmi, och qolayapti turdingmi, yo yalang'och qoldingmi, yo ko'chada qoldingmi? Yo'q, bularning birortasi yo'q. Oshcha narsa talab qilyapti. Shuning uchun endi dinni tark qilishlik kerak ekan. Din xizmatini tark qilishlik kerak ekan. So'ramaysanmi Alloh taolodan? Lahu ma fis samawati va ma fil arum. Allohnikidir. Allohga xosdir. Osmonlardagi butun narsalar va yerdagi butun narsalar. So'ra Allohdan, Alloh beradi. Kofirlarga beryapti, senga bermaydimi? Sen kofirdan ham battarmisan? Ayin kuniga 5 vaqt namozdan keyin, farzdan keyin o'qing oyatul kursini mana bundek ma'nolarni tafakkur qilgan holatda. Va bu ma'nolarga amal qilsangiz, albatta, albatta Allohning do'sti bo'lasiz, albatta avliyo bo'lasiz siz. Albatta o'lsiz, to'g'ri jannatga kirib ketasiz. Yana bir katta masala boshlanyapti. Man zallazi yashfa'u indahu. Allohning huzurida shafaat qiladigan kim ekan u? Kim shafaat qiladi Alloh huzurida? Hech kim shafaat qila olmaydi. Dunyoda ham, oxiratda ham siz Allohdan boshqa hech kimga muhtoj bo'lmaysiz. Dunyoda ham, oxiratda ham butun ishlarni Alloh o'zi hal qiladi. O'zi boshqaradi. Siz nima deyapsiz siz? Farishtalar boshqaradi deb o'ylayapsizmi? Shirk bu. Payg'ambarlar boshqaradi deb o'ylayapsizmi? Shirk bu. Avliyolar boshqaradi deyapsizmi? Shirk bu. Podshohlar boshqaradi deyapsizmi? Shirk bu. Hamma ishni Alloh qiladi. Alloh aytayapti, kim ekan u? Allohning huzurida shafaat qiladigan. Birovni tarafini oladigan, o'zini qutqarib olsin deyapti Alloh taolo. Mana ko'p hadislarda keldi, o'tgan darslarda ham aytdik, hatto payg'ambarlar hammasi nafsiy deyapti. O'zimizni qutqarsak ham katta gap deyapti. Butun farishtalar Allohdan qo'rqqandan titrab qaltiragan holatda bo'lsa, siz qanday qilib Allohdan boshqasini umid qilyapsiz? Allohning huzurida hech kim, hech qaysi farishta va butun farishtalar to'plansa ham, hech qaysi payg'ambar va butun payg'ambarlar to'plansa ham, hech kimi shafaat qila olmaydi. Illa bi iznihi, lekin Allohning izni bilan bo'lsa bo'ladi. Alloh izn bersa shafaat bo'ladi. Qarang, oyat bu. Oyatul kursida kelyapti.
bizi zamandaki Müslümanların hususen şu şirk bidiyatiga kirgan odamlar hammasi albatta namozdanki oyatlar kursini o'qishadi. Lekin mana shuni ma'nosini bilmaydi bechoralar. Shuning uchun payg'ambarlar to'g'risida, avliyolar to'g'risida shirkka tushyapti ular. Ya Rasululloh, ya pirim, ya Abdul Qodir Jiloni, ya Bahouddin Naqshbandi, ya Jibril deb ularga yalinishib, ularga nido qilishyapti. Nimaga unday qilyapsan desangiz, ular bizni shafoat qiladi. Bizi şefaat kısımda biz onlara yakınlaştık hareket kılıyapız deyiz. Onu geldiğin ki ey ahmak sen ayetel kürsüyü okuyapsan o düşünmepsen. Ayetel kürsüyü de Allah-u Teala deyip ki Allah'ın izniniz hiç kim şefaat kılalmaydı deyip. Demek ki sen her kendi halette Allah'a gelin, Allah'a bağlan, Allah'tan sonra Allah seninle razı olsa bütün ferişteler seninle razı olaydı. Allah seninle razı olsa bütün peygamberler seninle razı olaydı. Allah senden razı olsa bütün evliyalar senden razı olaydı. Allah seni dost tutsa bütün mahluklar seni dost tutadı. Hadislerde kiladı bu. Allah Teala bir kulunu yaxşı görüp koyganda Cibril'i çakırıp etedi ki Cibril ben falan kulunu yaxşı gördüm senem yaxşı görgün deydi. Ki Cibril bütün Osman ahlige ilan kıladı. Allah Teala falan kulunu yaxşı gördü menem yaxşı gördüm silerem yaxşı görülerdi. Bütün osmon ahli u qulni yaxshi ko'rib, keyin yer ahli hammasi u insonni yaxshi ko'rib qolishadi. Va teskarisida teskarisi bo'ladi. Alloh yomon ko'rib qolsa, hamma yomon ko'radi uni. Shuning uchun agar sizga shafaat kerak bo'lsa, Allohga qattiq bog'laning, Allohni rozi qiling, Allohga shirk keltirmang, Allohni haqorat qilmang, Qur'on hadisga zarra qadar xilof qilmang, shunda sizga shafaat nasib qiladi va hatto siz ham shafoatchi bo'lasiz. O'zingiz ham shafoat qilasiz. Shafoat haq. Farishtalar, payg'ambarlar, avliyolar, ulamolar, hofizu Qur'onlar, shahidlar va yoshligida vafot qilgan yosh bolalar, mu'minlar, tavhidda bo'lgan mu'minlar hammasi shafoat qiladi, lekin Allohning izni bilan. Alloh izn bersa shafoat qiladi va kimga izn bersa shuni shafoat qiladi. O'zlaricha xohlaganda shafoat qilish olmaydi. Shafoat tarafini olishlik degani. Qarang tavhidning mukammalligini. Musulmonlarning holatini qarang. Oyatul kursini o'qidi lekin ma'nosini tushunmaydi. Shafoat ya Rasululloh deb baqirishyapti. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum. Yana bir büyük masala. Ularning oldidagi va orqalaridagi narsani biladi Alloh taolo. Buni bir necha tafsiri bor. Biri ularning oldi tarafidagi va orqa tarafidagi narsalarni biladi. İkincisi, ularning mustaqbalini va mozisini biladi Alloh taolo. Kelajak hayotini ham biladi, o'tmishdagi hayotini ham biladi. Yana bitta tafsiri, Alloh taolo ularning dunyodagi holatlarini ham juda yaxshi biladi, oxiratdagi holatlarini ham juda yaxshi biladi. Ya'ni azaldan biladi Alloh taolo. Qarang, azaldan bilishligi. Alloh taoloning ilm sifati sobit bo'lyapti. Alloh har narsani biladi, hamma narsa qadarda yozilgan. Hamma narsadan xabardor Alloh taolo. Yana bitta ma'nosi qilgan amallarini ham biladi, qilmagan amallarini ham biladi. Qilgan amalingiz oldingizdagi amal hisoblanadi, qilmaganingiz orqaga tark qilib yuborgan, orqada qoldirgan amal hisoblanadi. To'rtta tafsir bo'ldi. Hammasi ham to'g'ri. Alloh taolo shuni hammasini biladi. Demak, bu masalalarda Allohdan qo'rqishligimiz kerak. Dunyoviy masalalarda ham, oxirat masalalarda ham Allohdan qattiq qo'rqaylik. Hammasini biladi Alloh taolo. O'tmishimiz to'g'risida ham Allohdan qo'rqaylik, tavba qilaylik, pushaymon bo'laylik. Kelajagimiz to'g'risida ham Allohdan qo'rqaylik. Alloh biladi. Faqatgina Qur'on hadisiga muvofiq yashaylik va dunyodagi butun holatlarimizni, oxiratdagi butun holatlarimizni biladi Alloh taolo. Allohning qaysi buyruqlariga itoat qilyapmiz, ularni oldimizga qo'yyapmiz, uni ham biladi Alloh taolo. Qaysi buyruqlarga amal qilmayapmiz, orqaga tashlayapmiz, uni ham biladi. Alloh har narsani biladi. Bu oyatda ikkita masala bor. Biri Allohning nihoyatda buyukligi, sifatlarini og'liligi bo'lsa, ikkinchisi tahdid. Men hamma narsani bilaman, ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'lib o'ylanglar, ehtiyot bo'lib gapiringlar, ehtiyot bo'lib amal qilinglar, ehtiyot bo'lib reja tuzinglar. Islomga xilof bo'lib qolmasin. Qarang, hamma narsani bilaman men, deyapti. Shuni bilingki, ertaga nima bo'lishingizni Alloh taolo biladi. Agar ertaga siz dindan uzoqlashadigan bo'lsangiz, uning uchun qattiq yalinishingiz kerak. Ya Robbi, meni dindan uzoqlashlikdan saqlagin.
bir lahza ham uzoq qilmagin meni deb yaliningki Alloh taolo sizga marhamat qilsin. Alloh hamma narsani biladi. Lekin yana bitta katta masala wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi va mahluqlar esa Allohning ilmidan biror narsani ihota qilishmaydi. Ihota qilmoq qamrab olmoq, hosil qilmoq, o'rab olmoq degani. Allohni ilmidan biror narsa, qarang, bi shay'in shay'un kalimasini akida min ilmihi Allohning ilmidan biror narsani ihota qila olmaydilar. Wala yuhituna deyapti Alloh taolo, jam qilyapti. Butun farishtalar Allohning ilmidan hech narsani bilmaydi. Butun payg'ambarlar har bittasining ilmi hamma payg'ambarlarga qo'shiladigan bo'lsa, Allohning ilmini oldin hech narsa emas. Endi avliyolar va ulamolarning ilmini qo'yavering endi. Modamiki shunday ekan, farishtalar va payg'ambarlar ham Allohning ilmini oldida shunchalik ojiz ekan, hech narsani bilishmas ekan, qanday qilib insonlar ularga Allohning ilm sifatini nisbat berishadi? Alloh bilgandek biladi deyishadi. Farishtalar hamma narsani biladi. O'zi butun holatlarimizni biladi. Payg'ambarlar hamma narsani biladi, bizning holatimizni biladi, ko'rib turibdi, eshitib turibdi, deydi, xabardor deydi. Yoki avliyolar Bahodir Naqshbandi bizning holatimizni biladi, Abduqodir Jiloni bizning holatimizni biladi. Qanday qilib e'tiqod qiladi bu? Bu e'tiqod kufr e'tiqod. Chunki Alloh taolo inkor qilyapti mana. Allohning ilmidan biror narsani ihota qilish olmaydi. Illa bima sha'a. Lekin Alloh taolo xohlagan narsa to'g'risidagi ilmlar esa mustasnodir. Alloh o'rgatgan ilmni biladi. Alloh taolo farishtalarga qaysi ilmni o'rgatgan bo'lsa, shuni bilishadi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana deyishdi-ku o'zlari. Bizga o'zing o'rgatgan ilmdan boshqa hech qanday ilm yo'q deb farishtalar e'tirof qildi-ku. Butun payg'ambarlar ham shunday. Alloh bildirgan ilmni biladi xolos. Endi avliyolar va olimlarni ko'ring endi. Demak, hech qachon siz birorta mahluqni, ya'ni birorta avliyo, birorta payg'ambar, farishtani ilmini Alloh ilmiga teng qilmang. Yoki Alloh ilmi ularda bor demang. Shirk bo'ladi bu. Shirk bo'ladi, shirk bo'ladi. Mana bizning zamondagi musulmonlar ichida ko'pchilik insonlar Oyatul Kursini har namozdan keyin o'qiydi, lekin e'tiqodi shuki, avliyolar hamma narsani biladi deydi. Payg'ambarlar hamma narsani biladi deydi. Hozir bizning holatlarimiz hammasini biladi deydi. Bu shirk aqida bu. Alloh bildirgan narsani biladi xolos. Endi Allohning bildirgan narsasi nima? Bu Allohning kitoblaridir, Allohning shariatidir. Shariatdan tashqari narsa emas. Alloh taolo bizga shariatni o'rgatdi. Shariatga xilof bo'lgan narsani o'rgatish mumkin emas. Sufiylar nima qilyapti insonlarni aldashlik uchun? Aytishadiki, bizning tasavvufimizdagi, tariqatimizdagi ilmlar shariatdan tashqari bo'lgan ilmlar deydi. Odamlarni aldashlik uchun shunday qilishadi. Bizga Alloh taolo shariatdan boshqa bir ilmni o'rgatgan deydi. Yolg'on gapirishadi. Shariatdan boshqa ilmni ularga Alloh o'rgatmayapti, shayton o'rgatyapti. Iblis o'rgatyapti. Chunki Alloh taolo shuncha kitoblar nozil qildi, shuncha payg'ambarlar jo'natdi, payg'ambarlar shunchalik qiynaldi. Shunchalik dushmanlik ko'rdi, aziyat ko'rdi, jang qildi, payg'ambarimiz alayhissalom muborak tishlari sindi. Qancha zulm ko'rdilar. Shuncha qiyinchilik bilan insonlarga shariatni o'rgatsa-yu, shariat tashab ketsa-yu, Alloh taolo keyin sufilarning masalasida ularga shariatga xilof bo'lgan ilmni o'rgatsa. Shuncha payg'ambarlarning mehnati bir tiyin bo'lmaydimi? Zoyib bo'lmaydimi ular? Xaba to'lib ketmaydimi? Shuncha payg'ambarlar nimaga bunchalik qiyinchilik ko'rdi? Bu sahobalar nimaga bunchalik qiyinchilik ko'rdi? Allohni o'rgatgan ilmi bu shariat ilmidir. Shariatga xilof bo'lgan ilmni o'rgatmaydi Alloh taolo. Vallohi billahi Allohga qasam ichib aytamanki, ishonmanglar bu sufilarga. Har xil kazzob olimlarga ishonmanglar, dajjollarga. Insonlarni aldashlik uchun bizda shariatda bo'lmagan ilmlar bor deb aldayapti. Kimiki shunday desa, bilingki dajjol u. Munofiq u. Sizni buzmoqchi. Sizni Allohning qulligidan chiqarib o'ziga qul qilmoqchi. Agar shariatda shariat hamma biladi-da, siz undan shariatdan dalil so'raysiz. Lekin shariatda bo'lmagan ilmlar desa, xolagandek gapiraveradi uni, xolagandek tafsir qilib, xolagandek sharhlab, xolagandek buyruq qilaveradi. E'tiroz qila olmaysiz. Bilmaysiz-ku u nimaligini. Illa bima sha'a. Alloh xohlagan narsa bu shariatga muvofiq narsadir. Ba'zilar dajjollar buni o'zi xohlagan deganda shariatga muvofiq bo'lsin, muvofiq bo'lmasin deb ta'sir qiladi. Bu joiz emas. Alloh taolo bizga kitob nozil qilsa-yu,
yana kitobga xilof bo'lgan ilmni o'rgatsa, bu joiz emas bu narsa. Unda Qur'on mansux bo'lgan bo'ladi-ku. Butun ilmlarda Allohga muhtojmiz. Hech narsani bilmaymiz. Va bizga berilgan ilm nihoyatda oz. O'sha payg'ambarlarga, farishtalarga, butun insoniyatga berilgan ilmlar nihoyat darajada oz. Alloh taolo Qur'onda aytayapti o'zi. Sizlarga juda oz ilm berildi, deyapti. Ko'ring. Yana bir katta masalaga o'tyapti. Vasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Qarang, har bitta masala nihoyatda katta masala. Yana bir katta masalaga keldi. Allohning kursiysi osmonlar va yerlarga keng bo'ldi. Ba'zilar Allohning kursiysi ilmi deb ta'bir qilishadi. Bu noto'g'ri. Mana Suyuti ham shora qildi, qiyla deb. Sahobalarga nisbat beriladi-yu, lekin yuqorida aytganimizdek, bu izohiy bo'lishi mumkin, ammo kursiyning ma'nosi ilm deyishlik noto'g'ri. Ba'zilar qudrat deydi. Bu ham noto'g'ri. Allohning kursiysi osmonlar va yerlardan keng bo'ldi. Ya'ni kursiy osmonlar va yerlardan katta ekan. Kursiy nima? Yuqorida aytganimizdek, kursiy o'tiradigan narsa. Katta bo'lsa, dabdabali bo'lsa, taxt deyiladi, arsh deyiladi. Kichikroq, oddiyroq bo'lsa, uni kursiy deyiladi. Lug'atdagi ma'nosi. Lekin Allohning kursiysi uni kayfiyatini biz bilmaymiz. Kayfiyatdan bahs qilmaymiz. Chunki ko'rmaganmiz. Xabarlarda kelganiga ko'ra e'tiqod qilamiz. Ba'zi hadislarda keladiki, payg'ambarimiz alayhisalom sahobalarga aytadilar. Kursiy shu darajada kattaki, 7 qavat osmon va 7 qavat yer uning oldida sahroga tashlangan halqaga o'xshab qoladi, uzukka o'xshab qoladi. Katta bir sahroni tasavvur qiling. Shu sahroda bir uzuk tashlangan bo'lsa, bu uzuk sahroni oldida qanchalik kichkina, qanchalik ojiz. 7 qavat osmon va 7 qavat yer kursiyning qarshisida shu darajada kichkina va shunchalik ojizdir. Endi siz o'ylamangki, 7 qavat osmon, 7 qavat yer kichkina narsa bo'lsa kerakdir deb o'ylamang. Hadislarda keladiki, 7 qavat osmon har bittasining o'rtasi 500 yillik masofa. Qarang, 500 yillik masofa. O'tgan darslarda ham ko'p aytdim, mana birinchi osmon, mana dunyo osmoni. Yulduzlarning hammasi dunyo osmonida, birinchi osmonda. Biz zamonimizda rivojlanganlikda, taraqqiyotda da'vo qilgan professorlar hammasi aytibdiki, bu ko'rib turgan osmonimizning chegarasi yo'q, deyapti. Ba'zi yulduzlar borki, bizdan million yil masofa uzoqda, deyapti. Qarang, million yil, deyapti. Dunyo hisobiga qaraganda million yil safar qilinsa, tez uchadigan shu uchoqlarda, tez uchadigan olat asboblar bilan uchadigan bo'lsa, million yilda yetib borishi mumkin, deyapti. Qarang, birinchi osmon shu darajada katta. Endi ikkinchi osmon, ba'zi olimlarning qavliga qaraganda, kattaligi shuncha, ba'zilarda aytganiga qaraganda undan ham katta. Uchinchi osmon undan ham katta, to'rtinchi osmon undan ham katta. Tushunyapsizmi? Albatta, yuqorida bo'lgan sari yana ham katta bo'ladi. Yana ham kattadir. Yerlar ham shunday. 7 qavat yer bor. Bu 7 qavat yerda ham har bittasining o'rtasi 500 yillik masofa. Yer osmon mana bu darajada katta. Shunchalik katta bo'lgan yer osmon kursiyni oldida sahrodagi bir halqadek bo'lib qolib turgan bo'lsa, kursiyning kattaligini bilaring endi. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, "Vasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard." Allohning kursiysi butun osmonlar va yerdan ham keng bo'ldi, deyapti. Arsh shu darajada kattaki, kursiy uni oldida shunday bo'lib qoladi. Qarang, arshni qanchaligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Arsh nihoyatda katta. Kursiy arshni huzurida bir sahrodagi halqa uzukdek bo'lib qolgandan keyin tasavvur qiling endi. Alloh taolo shu arshga og'lik bo'ldim, deyapti. Bizim millalar ha deb tortishadi, Alloh taolo arsh emas deb tortishadi. Arshni kattaligini bilmaydi-da ular. Arsh deganda o'ylaydiki, o'zini uyini tomiga o'xshagan bir joy. Kichkina bir joy deb tasavvur qilishadi. Yoki insonlarda taxtiga o'xshagan bir taxtni tasavvur qiladi. Shuning uchun inkor qilib bo'lmaydi. Arshni nihoyatda kattaligini, nihoyatda buyukligini
bilseydi ular tasavvur qilsaydi, unda hech o'ylanib o'tirmasdan iymon keltirishardi. Alloh taolo arshda deyishardi. Arshda muqobilda yer osmonlar hech narsa emas endi, qarang. Hali sahrodagi qum parchalariga o'xshab qoladi. Bu hadislarni mukammal tushunishlikka harakat qilaylik. Sahrodagi bir halqani qo'ying. Uzuydi qo'ying, shu uzuydi egasiga insonni qo'yib qo'ysangiz sahroda. Ko'rinmay qoladi ki inson. Uzoqdan qarasangiz sahroga, uzoqdan qarasangiz insonlar kichkina bo'lib ko'rinadi-ku. To'g'rimi? Ko'rinmay ham qoladi. Yoki mana havoga uchganingizda, tayyoralarda uchib ketayotganingizda sahroga qarang, insonlar ko'rinadimi? Ko'rinmaydi-ku. Insonlikni insonning uyi ham ko'rinmaydi. Sahro shu darajada katta. Sahro shu darajada katta, halqa uni oldida shu darajada kichkina. Mana kursi yer osmonlardan shu darajada kattadir. Arsh esa kursidan shu darajada katta. Alloh taolo mana shu arshga oliy bo'lgan zotdir. Qarang, bu ham Alloh taolaning nihoyatda buyuk qudratini, azamatini ko'rsatyapti. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, masalan, tafsirlarda ham bor, bu hadis kitoblarida ham keladi. Ibn Kasirda ham bor. Kursiyuhu mawdi'u qadamayhi deb. Allohning kursisi Allohning qadamlarining yeri deydi. Allohning oyoqlari turadigan yer degan qavl bor. Ba'zilar buni hadis deydi, lekin butun muhaddislar uni hadisligi rad qilishadi. Hadis emas bu. Asar. Ya'ni sahobalarning qavli. Mavqufligi sahih. Sahobalargacha bo'lgan sanad sahih. Sahobalardan shunday qavl bor. Kursi Allohning oyog'ini yeridir deyishadi. Lekin birorta sahih hadis yo'q. Endi hadis bo'lmagandan keyin mana e'tiqodda ehtiyot bo'lishlik kerak. Bu sahobalar aytganda qanday aytdi-kin? Rasulullohdan eshitishdimi? Qayerdan bo'lyapti bu? Albatta bu g'aybiy masala bo'lganligi uchun Mustalahul hadis kitoblarida o'qiyapsizlar, g'aybiy masalalarda, ya'ni aqlga xilof bo'lgan narsalarda sahobalarning so'zlari marfuning hukmida bo'ladi. Rasulullohdan eshitgan deyiladi-yu, lekin bu e'tiqodiy masala bo'lganligi uchun ehtiyot bo'lishlik kerak. Biz sahobalardan shunday rivoyatlar bor, tafsirlarda kelgan deymiz. Ya'ni Allohning kursisi Allohning oyog'ini yeri degan qavllar kelgan deymiz. Ammo hozir ayni aytilgan shaklda mavquf holatda sahih, marfu holatda zaif deymiz. Bu masalaga kelganimizda sahobalardan kelganligi uchun rad qilmaymiz, inkor qilmaymiz va eng oson yo'li alhamdulillah ahli sunna va jamoatning aqidasi shuki, bu narsalar g'aybiy narsalarning kayfiyati Allohga topshiriladi. Zohiriga iymon keltiramiz. Allohning kursisi mana kattaligi to'g'risidagi hadis sahih hadisdir. Unga ixtilof yo'q. Juda ko'p yo'llardan kelgan. Lekin hali hozirgi masala ixtilofli masala. Demak, unga tortishmaslik kerak. Mana hozir bizi zamonda ba'zi musulmonlar shu xatoni qilyaptiki, ba'zilar Ibn Kasirda kelibdi, falon kitoblarda kelibdi ekan, Ibn Abbosdan sahih qavl bor ekan. Mavquf, ya'ni sahobalarning so'zi ham baribir g'aybiy masalalarda marfuni hukmida bo'ladi. Demakki, biz kursi Allohning oyog'ini yer deb e'tiqod qilishligimiz kerak. Deydi, ba'zilar aytadiki, unda e'tiqod qilmaymiz. Chunki bu narsa oyatda aytilmadi. Ya'ni oyog'ining yeri deb aytilmadi. Yoki sahih hadisda kelmadi. Oyat hadisda kelmagandan keyin biz qanday olamiz uni? Deydi-da inkor qiladi ba'zilar. Ba'zilar shuni qat'iy qilib isbot qiladi, ba'zilar inkor qiladi. Bu ikkalasi ham noto'g'ri. Biz o'rtada bo'lamiz. Aytamizki, sahobiy aytdimi? Sahobadan bizga sahih sanatdan keldimi? Bizning hurmatimiz bor, ehtiromimiz bor. Rad qilmaymiz, inkor qilmaymiz va kayfiyatiga ham kirmaymiz. Va shu endi qat'iy dalil bo'ldi ham demaymiz bu narsani. Tushunyapsizlarmi? Birinchi rivoyatimiz kursiyni o'zini e'tiboridan edi. Kursiy shu darajada katta. Ikkinchi aytilib turgan qavllar, ya'ni kursiyning Allohga nisbatan. Shuning uchun o'tgan ulamolar bu rivoyatlarni bemalol zikr qilishardi. Janjallarga, ixtiloflarga sabab bo'lmas edi. Hozirgi vaqtda ilm oz bo'lganligi uchun taassub, tarafkashlik kuchayib ketganligiga bu rivoyatlar musulmonlar o'rtasida fitnaga sabab bo'lib qolyapti. Ba'zilar aytganidek mahkam ushlab, mana shu bizning e'tiqodimiz, kim buni inkor qilsa kofir bo'ladi deyapti. Ba'zilar buni rad qilib, inkor qilib, kimiki bunga ishonsa kofir bo'ladi deyapti.
Aha gel bu bugün işengen kafir. Siz sahabalardan bu ruvatlar kiyen. Sahabalar işen etti ki yapır işte iken. Çünkü itikad kılıyordu ki yapır yaptı. Şu ruvayette aliyat ki yapır yaptılar. Ve yine şunu ayette ikisiler ya. Kürsi Allah'ın ilmidir diyen ruvayetler hem sahabalardan kiyen. Kürsi Allah'ın kudretidir diyen ruvayetler hem sahabalardan kiyen. İbn Abbas'tan var, üçer ruvayetten var. Kürsi Allah'ın kademini yeri diyen ruvayetten İbn Abbas'tan kiyen. Allah'ın ilmidir diyen ruvayetten İbn Abbas'tan. Kudreti diyen ruvayetten İbn Abbas'tandır. Kerim. Şunun üç ayet yapman ki, bittesini mahkeme işlemezlik gerek. Bir kelimenin İbn Abbas üç kıl tefsir kılı yaptı. Elhamdülillah şunun için kaide-i külliye. Daim bize fayda verir. Ahl-i sünnet ve cemaatin akidesi şu ki, gaybi meselelerine iman kilitiremiz, keyfiyetinden bahs kılıyoruz. İspat kılıp cancel kılıyorlar hem keyfiyetten bahs kılı yaptı. İnkar kılıp cancel kılı yaptı dünyalar hem keyfiyetten bahs kılı yaptı. İkilesi hem hata geçiyor yaptı. Ne mekereği var? Tarafkaçlı kılıçta ne mekereği var? Sahabeler etti Allah razı olsun. Keyfiyetini Allah'a tavsiyemiz. Bu oldu. Asan yine. Hiç kıyınçlik yok ki. Bu mazem kişilerle oynayıp çıkayım. Bir ay oylanın, bir yıl oylanın bu meseleleri teyit etmeyesiniz. Çünkü gaybi meseleler bunlar. Akılge sıkadırken meseleler olmaz bunlar. Bazılar arşıdan kürsü Allah'ın uzun sıfatı dedi bu batıl bu. Arşıdan kürsü Allah'ın mahlukudur. Kürsiyuhu Allah'ın kürsisi deyipti. Yani Allah'ın asmanı deyenedik. Allah'ın yeri deyenedik. Allah'ın üyü deyenedik bu. Beytullahi deyenedik. Yani Allah'ın uzunu zati sıfatımız. Bazı Müslümanlar var. Arşıdan kürsi Allah'ın zati sıfatı deyişed. Çünkü hazır ettim ki İbn Abbas ilmi dedi. Deyenedik ha kürsi eğer Allah'ın ilmi olsa demek ki o Allah'ın uzun sıfatı iken diyenler hem var. Şimdi batıl akideleri buyanlar hem var. Bazı felsefeler etedi ki, yedi kavat asman, yedi kavat felektir. Kürsi sekizinci felek, erş dokuzuncu felek deyiz. Ki o felsefelerden kiyen, akideden tahsilenen bazı Müslümanlar hem şu gepleri gepleşendi. Bu nesiller geçenmezlik gerek. Ve bazılar şu kürsi asmanlar ve erşini İtikad kılıyıp dururken de öyle şeydi ki hepsini halka şeklinde düşünüyordu. Mesela etelik kenliği 5 cm boyunca bir halka. Bunun üstünde içindeki kenliği 7 cm boyunca bir halka onun üstünde dururdu. Ki 9 cm boyunca halka onun üstünde dururdu. Şimdi tasavvur kılışardı. Asmanlar, yani yer yumalak ki o. Yumalak yerde asman şimdi uğrap dururken mesela yum yumalak bunu uğrap durdu. İkinci asman hem şimdi kürsüye kilitte kürsüye asmanı şimdi kaplayan halette diyeceğiz. Yumalak bu durar diyeceğiz. Kim arş hem şimdi bu durar diyeceğiz. Bu da akideye ki genden ki açıdı ki Allah Ta'ala arşı kayır dediğin fikirge gelişedik. Ne doğru nesiler bunlar? Bu taraflara kirmeslik gerek. Hayatiyetten güzsüz kürsini keyfiyetiye kirp getirdiğin bu ses, Allah-u Teala'nın ayağını, yerini, ilmini, kudretini kirp getirdiğin bu ses, bana bu geplerim var. Gep köp keyfiyetiye kirdiğin bu ses. Bunda bana hazır yer kürresi. Burası da yer aylan yaptı. Bazen sizi türügen caiz, yer küresinde belent yeri gelenedi. Sizi mukabilizdeki peske aylanedi. Bazen siz peske yapacağız, o tepeye çıkardı. Yer aylan yaptı ki o. Doğru mu? Onda kandı buladı. Onda kürsüye meylen yaptı, arşıya meylen yaptı. Allah Teala onun üstünde kandı türüptü. Bir yerinde türüptü mü? Ya mesela kürsüye bilen arş hareket kılmaydı mı? Osmanlı hareket kılıp da kürsüye bilen arş hareket kılmaydı mı? Allah Teala fakat yine bir yerinde türügen bulsa, arşından kürsüye hareket kılmaya türügen bulsa, bir yerinde türügen bulsa, onda yer aylengen vakitte, yer aylanıp, Allah turadigan tarafiga tursak, unda bizni tepamizda bo'ladi-yu. Lekin yer aylanib biz yerdagi tarafiga tushib qolsak, unda qanday bo'ladi unda? Unda Alloh taolo bizni tepamizda bo'lmay qoladi-ku. Tushunyapsizmi? Mana kayfiyatlarga kirsiz, bunday vasvasalar ko'p. Shuning uchun shu falsafalardan ta'sirlangan ba'zilar aytadiki, biz Alloh taolo arshda deya olmaymiz deydi.
aslida ko'rsak, yer kurasimni aylangan vaqtda ba'zan Alloh taolo bizni tasimizda bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Chunki bizning muqobilimizdagi yer kurasining uch chekasi tepa bo'lyapti, arsh tagiga bo'ladi. Biz bu tarafga o'tganligimiz uchun arsh bizni tasimizda bo'lib qoladi keyin. Shuning uchun bo'lmaydi deyshar, joiz emas deydi. Mana bu xato fikrlar hammasi kayfiyatdan bahs qilishlikdan kelib chiqyapti. Hatto ba'zi olimlar rasmini ham chizib chiqqan shunday qilib. Katta shunday halqalar, chiroyli chiroyli qilishib, halqalar qilishib, eng tepasiga ki arshni halqasini qilishgan. Bir tarafini sal kursiga o'xshatib, minbarga o'xshatib qo'yishgan. Tagimda halqa bo'lib ketgan. Bular joiz emas bular. Durust emas. Kayfiyatiga kirmaylik. Aqldan yechadigan masalalar emas bular. Kursidan arsh mahluq. Lekin ko'rmaganmiz-ku uni biz. Ko'rmagan narsamizni qanday biz bahs qilamiz? Bilmagan narsamizni qanday bahs qilamiz? Bizga arsh va kursining kattaligi aytilindi. Nihoyatda azamatli ekanligi, Allohning mahluqi ekanligi, Allohga itoatda ekanligi, ojizligi, Allohga muhtojligi aytilindi. Boshqa masalaga kirmaslik kerak. Sizga nima foydasi bor uni bu masalalarni o'rganish hech qanday foydasi yo'q sizga. Bu yerda Alloh taolo sizga aytmoqchi bo'lgani shuki, Allohning kursisi shu darajada katta, shu darajada katta bo'lishiga qaramasdan Allohdan qattiq qo'rqadi. Sen nimaga qo'rqmayapsan? Sen bir ojiz mahluqsan, sen nimaga isyon qilyapsan? Allohga bosh ko'taryapsan, qarshi chiqyapsan. Qo'lingdan nima keladi? Seni nima imkoniyating bor? Mana bu taraflarga diqqat qilishlik kerak. Bunchalik katta mahluqlar Allohning qonunidan zarra qadar tashqariga chiqmaydi. Sen kuniga 100 martalab isyon qilyapsan kamida. Keyingi katta masala wala yauduhu hifzuhuma. Yer va osmonlarni himoya qilishlik, hifozat qilishlik, saqlashlik Allohga og'ir kelmaydi. Allohni qiynamaydi. Mana insonlarda ojizligini qarang. Insonlar bir oilasini boshqarishlikda qiynaladi. O'zini jamoatini boshqarishlikda qiynaladi. Payg'ambarimiz alayhissalom eng mukammal inson, eng mukammal payg'ambar, lekin sahobalarni boshqarishda qiynaldilar. Qiynaldi payg'ambarimiz alayhissalom. Bu u kishilarning mahluqligi va Allohga muhtojligini ko'rsatyapti. Hech qachon Alloh bilan teng bo'la olmasligini ko'rsatyapti. Lekin Alloh taolo bu insonlarni qo'yin, yer kurasini qo'yin, butun osmonlar butun koinotni boshqaradi, saqlaydi Alloh taolo, zarra qadar qiynalmaydi. Mumkin emas qiynalish degan. Kimiki Alloh taolo qiynalatsa kofir bo'lasiz. Endi qanday qilib bunchalik buyuk Allohga siz payg'ambarlarni teng qilasiz? Farishtalarni teng qilasiz. Avliyolarni teng qilasiz, olimlarni teng qilasiz. Zolim podsholarni teng qilasiz. Qanday qilib? Katta zulmki bu. Inna shirka la zulmun azim. Albatta shirk eng katta zulmdir. Alloh taolo zarra qadar qiynalmasdan boshqaryapti va boshqaradi. Endi shunchalik katta mahluqotlarning butun ehtiyojlarini berib, o'zi kifoya qilyotgan bo'lsa, sizniki nima degan narsa? Sizni saqlash nima degan narsa? Sizni hojatlaringizni berish nima degan narsa? Allohdan so'rang nima hojatingiz bo'lsa. Allohga sig'ining, nima dushmaningiz, qanday dushmaningiz bo'lsa, Allohga qayting, Alloh o'zi kifoya qiladi sizga. Qaray, saqlashlik degani hamma taraflarda. Rizqini berishlik, tarbiya qilishlik, har xil musibatlardan, balolardan, falokatlardan, kasofatlardan saqlashlik Allohni qiynamaydi. Mana o'zimizni saqlay olmayapmiz. Qo'ying, bir oilani qo'ying, bir jamoatni, bir shaharni boshqarishni, mamlakatni boshqarishni qo'ying. O'zimizni saqlay olmayapmiz-ku. O'zimizni qo'lga ola olmayapmiz-ku. Demak, bu yerda mana mo'jiza bo'lyaptiki, Allohni buyukligini biling. Qarang, hayotimizda har lahzasi bizga dars asar, ibrat. Va bu oyatdagi eng oxirgi yana bir buyuk masala va huval aliyul azim va u alidur. Ali buyuk degani, azimdir, ulug'dir degani. Allohning butun sifatlariga biz iymon keltiramiz. Ali buyuk degani, azim ulug' degani. Kayfiyatdan bahs qilmaymiz, qanday demaymiz. Va ularni ta'vil ham qilmaymiz. Boshqa ma'nolarga burmaymiz. Ba'zilar masalan Suyuti aytgandek, qahr bilan, o'zining qahri bilan
oliy bo'lgan deydi, nimaga? Arshga oliy bo'lganligini qabul qilinglar kelmaydi. Hozir yuqorida aytganimdek, Alloh taol arshga oliy bo'lgan desa, biz bir makonga xoslab qo'ygan bo'lamiz. Yoki haligi yer kurrasini aylanish masalalari bor, unda qanday bo'ladi degan vasvasalarga tushadi. Shuning uchun biz bu sifatlarning hammasiga iymon keltiramiz, kayfiyatdan bahs qilmaymiz. Ali bilan azim kalimasi albatta Allohga nisbat berilganda Allohgagina xos bo'lgan sifatlardir. Bu sifatlar Allohdan boshqasiga topilishligi mumkin emas, lekin bu kalimalar Allohdan boshqasiga ishlatilishligi mumkin. Bu kalima masalan Alloh kalimasiga o'xshab yoki Rahman kalimasiga o'xshab Allohga xos bo'lgan kalima emas. Bular Allohdan boshqasiga ishlatilishligi mumkin, lekin unda ma'nosi o'zgaradi. Mahluqona bir buyuklik, mahluqona bir azimlik bo'ladi. Mana 4-chi xalifaning oti nima? Ali radhiyallohu anhu. Ali. Ayni kalima. Lekin Allohdagi Ali sifati bilan undagi alilik boshqa narsa bu. Siz har bitta insonda olilik bor, buyuklik bor. Lekin bu sizdagi xos ojizona bir buyuklik, azim ulug'lik bor har bir insonda. Lekin o'ziga xos bo'lgan ojizona bir ulug'lik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hiraqliga xat yozganda nima dedilar? Azimir Rum dedilar. Ilahiyo Hiraqla azimir Rum. Rumning kattasi, ulug'i Hiraqlga deb xat yozdilar. Qarang, demakki azim degan kalima mahluqqa ishlatilaveradi. Shuning uchun farzandingizni Muhammad Ali desiz yoki Muhammad Azim desiz bo'laveradi. Shuni Alijon, Azimjon desa bo'laveradi. Chunki mahluqqa xos bo'lgan ma'noda ishlatilgan. Lekin Abdul Ali bo'lsa, uni Ali deyishlik joiz emas. Chunki Abdul Ali deganingizdagi Ali Allohning sifati bo'lyapti. Abdul Azimni Azimjon deyishlikingiz joiz emas. Chunki bu yerdagi Azim Allohning sifati bo'lyapti. Shu farqlarga diqqat qilish kerak. Oyatning oxirida Alloh taolo o'zining buyukligi va ulug'ligini aytyapti. U buyukdir, ulug'dir, nihoyatda buyuk. Bunday buyuk zotga sizlar isyon qilmanglar, shirk keltirmanglar, qarshi chiqmanglar, adabsizlik qilmanglar, yomon gumon qilmanglar, ojiz deb o'ylamanglar, hamma narsaga qodir, berolmaydi deb o'ylamanglar, hamma narsani beradi. Shunday ekan, faqatgina Allohga qaytinglar. Faqatgina Allohga ibodat qilinglar, faqatgina Allohga itoat qilinglar, faqatgina Allohga bog'liq bo'linglar, faqatgina Allohdan so'ranglar, faqatgina Allohga muhtoj bo'linglar, boshqa hammasini tark qilinglar. Qarang, mana qanchalik chuqur ma'nolari bor. Biz hozir tez-tez vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun hali ham qana 2 soatga yaqin bo'ldi, 1 yarim soatdan o'tdi. Vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun tez-tez o'tdik, muxtasar qilib. Lekin mana ko'rdilaringiz, har bittasi katta bir masala, katta bir mavzu. Hozir avomlarni kamchiligi biz aybimiz. Biz bu oyatlar kursi mana avomlar Alloh rozi bo'lsin oyatlar kursini o'qishadi, yaxshi ko'rishadi. Yoto hammasi yodlab olgan. Namozlardan keyin o'qiydi, uni tafsirini biz o'rgatishimiz kerak. Ularga o'rgataylik, tafsirni bilgan holatda o'qisin, tuzaladi keyin. Albatta avval o'zimiz muhtojmiz tuzalishlikka. O'zimiz o'rganib, o'zimiz tuzalaylik avval. Alloh subhanahu va taolo butun ummatga bu oyatni Qur'on hadis talab qilganda o'rganib, amal qilishlik saodatini muyassar qilsin. Talab qilganda o'rganib, amal qilishlik saodatini muyassar qilsin.